Fayda Var'dan herkese merhaba. Ben Zeynep Bayar. Bayram tatilinizin iyi geçtiğini umuyorum. Almanya'dan gelen bir açıklamayla podcast serimize başlıyoruz. Alman hükümetinin ekonomi uzmanları konseyi başkanı Monika Schneitzer, Almanya'nın kalifiye iş gücü açığını kapatabilmesi için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacının olduğunu açıkladı. Almanya'da acilen bir hoş geldin kültürüne gereksinim olduğuna işaret eden Schneitzer, yabancılardan Almanca bilmelerini talep etmek yerine İngilizce bilinmesinin de bir alternatif olabileceğini belirtti. Kadınların teknik konuları olan eğiliminin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Schneitzer, matematik, bilgi işlem ve teknoloji mesleklerinde kalifiye eleman açığının olduğunu vurguladı. Sırada Kanada'dan bir haberimiz var. Kanada hükümeti Temmuz 2022'de %8,1 olarak kaydedilen son 40 yılın en yüksek yıllık enflasyonu düşürmek amacıyla düşük ve orta gelirlilere yardımda bulunacağını açıkladı. Kanadalıların artan gıda faturalarını dengelemelerine destek olmak amacıyla açıklanan yardımlar için federal bütçeden 2,5 milyar dolarlık ödenek tahsis edileceği duyuruldu. Şimdi size güzel bir haber vereceğim. Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada işletmelerin tek kullanımlık plastik kaplarla servis edilen yiyecek ve içecekler için müşterilerden ek ücret alacağı belirtildi. Alınan kararla plastik bardaklar için 25, yemek kapları için 50 ve plastik ambalajlar için 5 sent alınacağı açıklandı. Ülkede her gün 19 milyon tek kullanımlık plastik kabın ve yemek ambalajının kullanıldığına işaret edilen açıklamada, hükümetin tekrar kullanılabilir kapları kullanmayı kural haline getirmek istediği vurgulandı. Son haberimiz olası salgınların önlenmesine ilişkin. Avrupa Birliği, gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara hazırlık için aşı şirketleriyle yıllık 325 milyon dozluk aşı üretim kapasitesi rezerv ettiğini duyurdu. Firmaların AB Komisyonu'nun talebi üzerine hızlı bir şekilde aşı üretimine başlayacağı kaydedilen açıklamaya göre, AB'nin bu üreticilere yılda 160 milyon euro finansman sağlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca rezerv edilen dozların Belçika, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da üretebileceğine işaret edildi. Bilmenizde fayda varın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sağlık ve mutlulukla kalın.